İstanbullularım, değerli basın arkadaşlarım. Hayri Güller, 2008 belediye başkanı adayınız konuşuyor. Adım Hayri Güller. 2008'de sloganım Hayri Güller ile 2008'e güle güle. Sevgili vatandaşlarım, Sarıyer'de dolaşırken, adeta fink atarken bana dediniz ki Sarıyer'de Kız Kulesi görmek isteriz. Kız Kulesi'nin altına ringli sistem yaptırıp bir gün Tarabya'da, bir gün Beylerbeyi'nde, bir gün Anadolu Hisarı'nda ve Sarıyer'de konuşlandıralım mı? Ne dersiniz? Evet der dediğinizi duyar gibi oluyorum sevgili vatandaşlarım. Dört Levent'liler, bana dediniz ki Hayri Başkan, denize hasretiz. Keşmekeşin içindeyiz. Çalışan üretene kaynağız. Bana buraya deniz getir dediniz. Sevgili vatandaşlarım, Balboros bulvarını Süveyş kanalı mantığıyla dört Levent'e kadar açtırıp iç deniz yaptırayım mı? Ne dersiniz? Evet diyeceğinizi biliyorum. Hissediyorum harika. Sevgili Dolmabahçeliler, bakınız birkaç spekülasyona uğradınız. Dediler ki üçüncü köprüyü Dolmabahçesi'nden geçirelim karşısına Üsküdar'a. Ben öyle demiyorum. Biz üçüncü köprüyü iki boğaz arasında yapmayalım. Gelin Dolmabahçe'den Tarabya'ya üçüncü köprü yapalım aynı sahilden. Karşısına da bir tane yapalım Üsküdar'dan öteki Anadolu Hisarı'na. Böylece köprüleri enine yapalım. Boğazı niye biz ilmik ilmik adeta bağlayacağız? Niye bağlayalım? Hazır kara varken denizin içinde o işçileri çalıştırmanın alemi var mı sevgili izleyenler? Ne dersiniz? Evet diyeceğinizi biliyorum. Sevgili vatandaşlarım, karşıya geçmek her gün bir sorun oluyor. Köprü desen 3 milyon. Ben diyorum ki gelin bu işi biz taban vay çözümüyle çözelim. Yani boğaza yaklaşık 750 ton kum döktürteceğim. Boğazı Marmara çıkışıyla Karadeniz çıkışından kapattıralım. Böylece şilebiydi, tankeriydi, bandıralısıydı, takasıydı girmesin. Biz aşağıda benim depomda 20 milyon tane Pekin ördeği getirttim. Özel uçakla. Sevgili vatandaşlarım az bu değil. Cebimden gitti hepsi. Ben 2008'e kadar bunları yemleyeceğim. Ha yemleyeceksin de ne yapacaksın Hayri Başkan? Sevgili vatandaşlarım boğazı doldurtuyorum. İçeride 3 metrelik bir iç deniz yaptırtacağım. Çocuklarımı denize hasret mi büyüsün? Hayır. Bütün Pekin ördeklerini onun içine doldurdum muydu? Çocuklar orada eğlenmez mi? Ne dersiniz? Evet diyeceğinizi biliyorum. Sevgili vatandaşlarım. Başka çözümlerim de var. Mesela Ak Merkez dediğimiz kapitalizm sembolüne yapacağımız şey budur. Planını çizdirdim. Bakınız bağ bahçe, orman bir adeta bir country tarzıyla döşenmiş diye. Planını çizdirdim. Ak Merkez'e bu gitmez mi? Ne dersiniz? Peki ya Nispetiye? Nispetiye'ye ne demeli? Her gün orada Ferrari'leriyle, Porsche'larıyla, Diablo'larıyla, Cayenne'leriyle, Land Rover'larıyla aşık atan, fink atan, adeta nispet yapar gibi gezen gençlerimize bir lafım var. Nispetiye'nin başından o Ak Merkez çıkışının oradan, arkadan da o ikinci köprüye bağlanan çıkışa özel güvenlik sistemi ve kapı koyduruyorum. İçeriye Kartal'ıydı, Doğan'ıydı, Murat'ıydı, 131'iydi, Fiat 126 bisiydi. Başka araba sokmam. Sokmam. Ben niye halkıma nispet yaptırayım? Niye yaptırtayım? Sevgili vatandaşlarım, Hayri Güller ile 2008'e güle güle sloganıyla hep beraber kenetlenelim. Adeta bir yumak olalım. Ben bu seçimleri sizlerin sayesinde kazanacağımdan eminim. Sevgili vatandaşlarım, son sözümde Pendiklilere. 2004'te bana hiç oy atılmamış. Neden acaba? Ben bu kadar vaatle gelen bir insanım aşağıda 20 milyon Pekin ördeğiyle. Ne yapacağım ben bunları? Pendiklilere sözüm var. Pendik'i Kocaeli'ne doğru 1,5 saat daha ileri aldırıyorum. Şehir merkezine. Ya bana oy atmazsanız. Bakarım 2008 seçimlerinde bana oy gelmiş. O zaman 1,5 saat geriye yaklaştırdım. Hatta şunu da vaat ediyorum bakın. Ak Merkez'in yerine bunu yapayım. Arkasına Pendik'i semt yapayım. Sevgili vatandaşlarım 2008'de Hayri Güller'e güle güle.